Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda pazı çorbası tarifi hazırlayacağım. Tarif için bir bağ pazı kullandım. Temizledim, yıkadım. Gördüğünüz gibi doğrayarak tarifin yapılışına başlıyorum. Havalar yavaş yavaş soğudu. İçinizi ısıtacak bu lezzeti sizlerle paylaşmak istedim. Ben çok severek hazırlayıp tüketiyorum. Sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm bu lezzetli çorba tarifini umarım severek hazırlarsınız. Gördüğünüz gibi ince bir şekilde pazıyı doğradım. Sonrasında tencere içerisine alıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı pilavlık bulgur ekliyorum ve 1,5 litre su ilavesi yapıyorum. Pazıyı pişirmek için ocağa aldım. Pazı ve bulgur pişerken ben çorbanın terbiyesini hazırlayacağım. Kabın içerisine bir tane yumurta sarısı, bir su bardağı ev yoğurdu, içerisine bir çay bardağı un ilavesi yapıp iyice karıştırıyorum. Terbiyeyi hazırlamak için terbiyenin içerisine 3 su bardağı su ilavesi yapıyorum. Gördüğünüz gibi pazı pişti. Pazı pişti. Sıra geldi terbiyesini içerisine eklemeye. Yarım yemek kaşığı içerisine kaya tuzu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hazırladığım yoğurt, yumurta ve un karışımlı terbiyeyi çorbanın içerisine boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi karıştırıp kaynamasını sağlıyorum. Kaynadıktan sonra çorbanın yağını hazırlayacağım. Tarif için orta boy bir tane kuru soğanı ince şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Çorbanın üzerine soğanlı bir yağ hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi soğanı doğradım. Sonrasında bir tava içerisine aldım. İçerisine 6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim ve ocağa aldım. İçerisindeki soğan pişene dek tereyağı ve zeytinyağı içerisindeki soğanı kavuracağım. Gördüğünüz gibi içerisine bir çay kaşığı toz kırmızı biber ekliyorum ve soğanı kavurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi soğan kavruldu. Sıra geldi. Hazırladığım soğanlı yağlı karışımı çorbayla buluşturmaya. Gördüğünüz gibi çorbanın içerisine ekledim ve şöyle bir tava içerisindeki yağı güzelce tekrardan alıyorum ve bir taşım daha kaynattıktan sonra altını kapatıp servise alacağım bu güzel çorba tarifini. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayabileceği bu güzel lezzeti sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım.
Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tabağın içerisine alıyorum ve bu lezzetli sıcacık çorba tarifini umarım severek hazırlar, sevdiklerinizle paylaşırsınız. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.